...dediklerinden hepsinden birer parça olabilir. Ama ben yine bir farklı konuya temas edeceğim. Şimdi biz bugün Adana'da bir spor maçında izlediğimiz Yunus Akgün'ü... günü Babel kadar şansı yok muydu mesela bu gazetede? Şans bulamaz mıydı? Adana Demir Spor'a gitti. Şahane bugün performans sergiledi. Golünü de attı. Ya da biz takımı gençleştiriyoruz. Neden benim kendi Galatasaraylı çocuklarından, öz evlatlarından bir tane iki tane araya sığırışmadı? Çikildağ, Morutsan, baktığın zaman Asunçağ, Atalay Babacan Asunçağ'dan daha mı kötü bir futbolcu? baktığın zaman bunları görmek lazım. Işıkkan Karacan stoper. Biz stopere gidiyoruz. Alparslan'ı oynatıyoruz. Niye mesela Işıkkan görmüyoruz? Yani altyapıdan da Rıdvanlar çıkmıyor ya da geçmişte olduğu gibi yeni Ozanlar çıkmıyor. Eğer bir takımı gençleştiriyorsak, yeni yapılandırmaya giriyorsak en azından bir iki tane serpiştirmek gerekmez mi sevgili Okan Hocam? Siz de alt, Gökhan Hocam altyapılarda çalıştınız, sizlerce scoutlarda aldınız. Hani gençleştirme diyorsak, yapılandırma diyorsak kendi öz evladın olacak. Babel'e verilen şansı ben şahsen Yunus Akgün'e verilmesini beklerdim. Yunus Akgün bundan önceki Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde Ziraat Türkiye Kupası maçlarında hettrik yaptı oldu. İyi oynadı maçlar oldu. Geçen sene Adana Spor'da oynayarak geldi. Ama bir ara verilmeyecek dendi herhalde. Son yani transferin son evet. günlerinde verildi Yunus öyle gibi yani. Ama hocam olarak. bu kadar yerlinin sana lazım olduğu bir, yerde bir, neden mesela yani? Bir de hayır hocamın dediğini şuradan yani baktığımız zaman büyük takımlarla Anadolu takımlarımız hakikaten iyi takımlar kurdu. Bütçeler yükseldi, iyi yabancı oyuncular buldular, özellikle aradılar ve buldular. Ama ben gene de şunu söylüyorum. Aradaki yani çıta normalde 3 takım 4 takım hakikaten aradaki çıtayı açıp gideceklerdi ama şu anda oynadıkları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları sonuçta bunlar hafta arası ve hafta sonu oynuyorlar devamlı şekilde. O kadro derinliklerinde boyuna sakatlıklara maruz kalıyorlar ve oynadıkları takımların hepsi üst kalibre takımlar. Yani bir Dortmund maçında Şimdi Altay maçında bir enerji gösteriyorsa Dortmund maçına gittiği zaman onun ilk katını göstermek mecburiyetinde bu takımlar zaten. Nasıl Galatasaray içeride bakıyorsunuz o hafta rakibini yenemiyor gidiyor Lazio'yu yeniyor. İşte Fenerbahçe aynı şekilde gidiyor Frankfurt'la berabere kalıyor deplasmanda ama içeride yenemiyor. Şimdi burada oynadıkları Avrupa kupaları daha üst kalibre maçlar ve motivasyonu çok daha yüksek olan maçlar ama diğer bizim takımlarımız gibi haftada tek maçta veya bu hafta arası yani eşit şartlarda olsa ben bu takımların gene bir nebze olsun ağırlığını koyacakları düşüncesindeyim. Hocam bir de şunu soracağım size. Şimdi şöyle bir çizdim de kimler vardı kimler yoktu diye. Şimdi Mark Lig maçlarında oynamıyor. Şimdi eski Galatasaray'daki hani şeyi düşünüyorum. İşte kim yokken işte şu anda kim var Nelson Luindama ya da işte Alparslan'ı denedi orada. Daha önce stoperde eksiklik çektiğinde Galatasaray Mesela bir mutlaka <laughs> iyi iş yapan oraya geçtiğinde yani donk bir donku vardı. Şu an Fatih Terim'in bir donku yok. Yine kanatta sıkıntı çektiğinde bir Onyekuru'su vardı. Şimdi Onyekuru'su yok, Babeli var. Malum az önce sizin söylediğiniz sebep. Yani Fatih Terim'in elinde o jokerleri azaldı. Yeni oyuncuları adapte etmek biraz zaman alıyor diye bu sıkıntı yok. Mu? Bir de tabii o. bence ciddi bir sıkıntı. Hani bazen yorumcular katılmayabilir. Şimdi sahada abiler vardır. Futbolu öğreten, yöneten. İşte şimdi Piyaniç geldi. Piyaniç Beşiktaş'ta oynuyor. Bazen yani oyunculara nereye gideceğini gösteriyor. İşte bu tarafa koş. işte şurası boş. Yani topu yoruyor. Oyuncuları da yoruyor. Yani nereye gideceğini öğretiyor. Topu şimdi, gülümsetiyor hocam tabii, bence. Tabii tabii yani. ya. Bence topu yoruyor hocam. O kadar koşturuyor kendi koşmuyor ama top boyuna yoruluyor yani. Hiç bakmadan her tarafa topu dağıtıyor. Topu yoruyor. Şimdi oyuncuları koşmak mecburiyetinde bırakıyor. Öyle bir yer gösteriyor ki oyuncu koşmak mecburiyetinde kalıyor o paslarla. Şimdi Galatasaray takımında baktığınız zaman böyle bir oyuncu yok şu anda. Baktığımız evet. zaman hepsi yani genç demeyelim artık yani sonuçta 22-23 yaşında kendini bilen oyuncular, ayakları üstünde duran oyuncular ve bunlara para verip alınıyor. İyi de paralar verip alınıyor. Bu oyuncuları yönlendirecek, sahada kaptanlık yapacak, hani kaptan gibi kaptanlık yapacak bir tane oyuncu yok. Şimdi Galatasaray takımını sayın. Halil Derviş oldu. Kerem, işte Emre, iki tane roman oyuncu. Kim? Berkay. Yani Berkay, Berkay şöyle diyeyim. Bir sene önce... Berkan hocam. Berkan pardon. Berkan'ı şöyle anlatacağım size. E, Merit Demiral'ın yanında, işte Merit Demiral Portekiz'deyken bir tane onun kendi özel hocası vardı. Tayfun diye bir kardeşimiz. Tayfun hocamız. Biz Tayfun'la tanışmıştık. Hatta Tayfun bana Beşiktaş'ta ben Sukuat'ta çalışkan değil. Hocam dedi İsviçre'de böyle böyle bir çocuk var. Ben çocuğu çalıştırıyorum. Biraz daha çocuğun kuvvetlenmesi lazım demişti. Meri o sıra e, Alanya deneyimi yaşadığı için bu çocuğu bir şekilde seyredeceğimizi söyledik ama fırsat olmadı bir türlü. O Arapan çocuğu aldı getirdi Alanya Spor'a bu ilişkiler sayesinde Meri Alanya'dan geçerdi. Meri'nin bir güven vardı. Çocuk Alanya'ya geldi. Dediği gibi de olmuş. Hakikaten iyi çalıştırmış çocuk. Çocuk kuvvetlendi. Alanya'da bir sezon oynadı. Galatasaray'a transfer etti. Ama şimdi bu çocuk Galatasaray'da patronluk yapmasını bekliyorsunuz. Taylan aynı şekilde. Niye geriye gitti? Bu Galatasaray'da patronluk yapacak bir adam var şu anda. Baktığım zaman önüme geldi Ondu. Patrik. 11 oynamadığı için Patrik van Alot. Yani baktığın zaman çok yeni. yani. Çok yeni ama başka kim yapabilecek? Hani takım... kaptanımız. Diyelim ki Muslera yok. Fatih var kalede ya da İsmail Çipe var. Kim burada kaptanlık yaparsın? Yani yeni olmasına değil. Saha içindeki yeni olmak tecrübe. Birçok oyuncu yeni geliyor. Direkt kaptanlığı alıyor ilk senesinde yani. O tecrübe evet. diyorsak eğer yani. Tecrübe olarak Premier Lig görmüş. Patrik Hollanda bir takımının ikinci sol bek sonuçta yani. Eğer lider diyorsak başka lider göremiyorum ben burada. Şimdi Fegül'ü liderliği bırakın. Yani liderliği unuttuk. Yani oyunculuğunu unuttuk. Zaten lider olmayı unuttu yani. Ben çünkü artık kestim ondan umudunu. Ben büyük bir Fegül'üciydim yani. Geldiğimden beri ben Fegül'ü varsa Fegül'ü liderdir. 10 numara koy, kanat koy, arkaya koy, öne koy ama Fegül'ü son 3-4 maçtır tamamen artık yan pas, Kesinlikle. geri pas modasına o doymaya başladı Şimdi yani. hocam konuşurken bir şey geldi aklıma. Savaş Soynus Galatasaray'ı kaç yıl önce çalıştırmıştı? Aşağı yukarı 90-30 sene olacak neredeyse yani. 30 sene oldu mu? O kadar değil de 20, 25 falan olmuştur. Muhtemelen. 20 olur mu ya? 2000'de yani, 96 bir şey o... yok hocam ortaya bağlayalım. Tamam. 30 senesi var ya. Bak 96'da hoca ya, geldi. 2021'deyiz. 95-96 olsa. 96, 96 hoca, 24, 95. Aşağı yukarı 30 sene. Yani 25-26 oluyor. Neyse yani Hayır, 4 seneysen önemsemiyorsun ama yani şuradan aklıma geldi şimdi. E, Soyunuz Galatasaray'ı çalıştırırken kendisiyle bir futbol sohbetinde bulunmuştum da ya, Türk futboluyla Avrupa futbolu arasındaki farkı sorduk. Hani hiç eskimeyen klasik bir sorudur bu. Mesela ne beklersin normalde cevap olarak işte hani teknik, sistem vesaire gibi. 95-96. 95-96 tahmin sene. ettiğim gibi. 26 evet. 30'a 30'unu bulur. Yani böyle bir cevap bekliyorduk işte sistemdir, şudur, vesairedir, tarzdır, ekoldür. Ee, Soynus'un cevabı ise çok farklı olmuştu. Dedi ki Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki en belirgin fark motivasyon dedi. Yani bizim Avrupalılar gibi maçlara motive olamamamızdan dem vurmuştu o zaman. İlginç gelmişti o cevap bana. Şimdi Gökhan hocam anlatırken aklıma geldi. Yani takımlarımızın o Avrupa maçlarına motive olmalarıyla dönüp lige motive olamamaları. Onu görüyorum. Arasında belki aramak gerekiyor. Demek ki o profesyonelliğin henüz doruklarına çıkamamışız. Hani futbol profesyonel bir oyun diyoruz ama duygu ve amatör ruh hiçbir zaman etkisini kaybetmiyor. Yani aslında iki unsuru bir araya getirdiğiniz zaman ortaya çıkan şey hani bir duygu sirki olarak ele almak lazım bir yönüyle futbolu. Ee, oradan aklıma geldi. Belki de bizim hani zaman zaman işte hani bu iş gazla, motivasyonla olmaz diyerek ele aldığımız mesele bizim belki de en zayıf noktamız. Gaz bazen gerekiyor. Çünkü gerek ayrı konu elbette ki her zaman olacak. Yani duygunun gösterinin olduğu bir yerde hani sen bu gazı klasik sokak dili itibariyle kullanıyorsun ki yanlış bir ifade değil. Yani Fenerbahçe Frankfurt'u elinden kaçırırken ortaya koyduğu performansla hepimizi yani gururlandırıyor, futbola davet ediyorsa aynı şekilde Galatasaray Lazio karşısında galip gelirken aynı zamanda Çok futbol olarak da galip futbol olarak da hepimizin yüreğine dokunabiliyorsa ya da Beşiktaş Dortmund karşısındaki o etkileyici baskın futboluyla işte Türk futbolunun geldiği nokta bu olmalı dedirtebiliyorsa ondan sonra dönüp içerideki kısmen daha kolay rakipler karşısında takımlarımızın bu duruma düşmesi sadece o teknik taktik ya da sistem boyutuyla değil aynı zamanda eee nedenli motive olabilme, nedenli olayı profesyonel anlamda kavrayabilme boyutuyla da ele alınması gereken bir problem gibi geliyor bana. Bu söylediğin şeyler önemli. Avrupa dönüşlerindeki sıkıntı hemen aklıma mesela bir Barcelona maçı sonrası Bursa'da Galatasaray tarihi bir fark yemişti. Yılpaç-Yozgat maçı vardı. O hangi maçta hatırlamıyorum. Rakipler de bunu kullanıyor. Yorulan bir takım. 90 dakika koşan, mücadele eden. Orada ciddi bir rotasyon yapmadığı zaman rakipler bunu çok iyi kullanıyor. Şimdi Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri istikrar. Baktığımız zaman biz o istikrarı hiçbir zaman yakalamıyoruz. Ne ligde ne Avrupa'da kamuoyu olarak öyle bir yönlendiriyoruz ki işte milli takımımızı el alıp milli takımımızı işte Dünya Kupası gruplar maçı başladı. İki tane favori var grubun işte. Biri Hollanda, biri Norveç. Hollanda'yı burada yendik, Norveç orada yendik. Peşine Avrupa Şampiyonası'na gittik. Gitmeden biz en az çeyrek finali falan düşünüyoruz. Yani yarı finalleri falan düşünüyoruz. Kom oyunu öyle yönlendiriyoruz. Hocam kimse çeyrek finale biz razı, değil. Razı değil Yani ben ufaktan <laughs> başlıyorum. Yani hakikaten her kimle konuşsanız biz final oynayacağız. Yarı final oynayacağız. Biz şöyleyiz böyleyiz. Ama sonuçta bu iş sahada oynanıyor. Ama biz herkesi öyle bir şekilde yönlendiriyoruz ki artık herhalde oyuncular da inanıyor. Bir anda oynanıyor. Yani biz oynamadan her şeyi kazanabileceğimiz, yapabileceğimiz oyuna ancak kapılıyorlar. E öyle yönlendiriyor. E bir sahaya bir çıkıyorsunuz. işte Avrupa Şampiyonası'nın en kötü takımlarından biriyiz. E peşine Dünya Kupası'nda büyük avantaj elde ettiğimiz grupta baktığımız zaman işte dört tane maç kaldı. Biz önümüzde sanki bir tane maç varmış gibi düşünüyoruz Norveç. Halbuki Norveç'i yenip diğer takımları yenmediğimiz zaman gene işimiz olmuyor bizim. Ama biz her şeyi çok geniş bakıyoruz. Yani önümüze tek tek hiçbir şey almıyoruz. Bir anda final varsa grupta 3 tane takım var. Onun hesabını yapmıyor. Ama bunu kamuoy olarak yapmıyoruz. Bunu sadece futbol takımı değil. Bunu taraftarlar da aynı şekilde görüyor. İşte yönetim de aynı şekilde görüyor. Nasıl birbirimizi dolduruyorsak herhalde kendimizi bir anda dev aynasında Hocam, görüyoruz. Yok sayma hastalığımız var bizim. Mesela Hollanda'yı rakip sayıyoruz. Norveç'i rakip olarak görüyoruz. Ama Karadağ bizim için yok hükmünde. Letonya bizim için yok hükmünde ya da Cebeli Tarık yok hükmünde. O yok hükmünde o senin söylediğine göre motivasyon işte oraya geliyor ya işte. işte. O motivasyonu şimdi orada kaybediyorsun. Oraya karşısında karşısında sonra da... kaybettiğimiz puanlar ya da yaşadığımız hezimetler yüzünden aslında bu durumdayız. Şimdi sorularla yine Galatasaray'ın Göztepe maçına döneceğiz.